Piyasalar çok karışınca ben bile bazen orta uzun vadeli piyasa vizyonumu unutabiliyorum ve kendimi günlük gürültüye kaptırıyorum. İşte bu çerçevede ben de 2-3 gün açıkası piyasadaki sert düşüşe karşı hem kendimi hem takipçilerimi hem kulüp üyelerimi koruyabilmek için önlemler peşinde koştum. Nakite geçtik, kendimizi hece etmeye çalıştık ve bu süreci nispeten az zararla atlatmayı başardım. Muhtemelen anlattıklarımı yakından takip edenler de öyle yaptılar. Ama ne oldu ya? Gerçekten dünya değişti mi? Büyük bir sıkıntı mı var? Yoksa benim şu videoda anlattığım döngü devam mı ediyor? Döngü neydi? 4 yılda bir Amerika'nın parayı bollaştırması ve onun da kripto varlıklara naz daha bütün riskli varlıklara çok iyi gelmesi. Bu çerçevede son verilere bir bakacağız. Bu son veriler bize ne söylüyor? Ve özellikle kripto tarafında neden çok olumluyum? Tabii kripto deyince çok geniş bir dünya. Ben öyle çok fazla altcoinlerden falan anlamam. Bitcoinciyim biliyorsunuz. Oraya neden özellikle çok olumlu bakıyorum? Ve neden borsalarda bu 2-3 gündür yaşanan meselenin aslında bir geçici gürültü olduğunu düşünüyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Daha evvel bir videoda söylemiştim. Maalesef benim bir araştırma ekibim yok. Kendim pek çok yurtdışı kaynağı üyeyim. Ve onlardan en iyi bilgiyi filtrelemeye çalışıyorum. Bugün de Real Vision üyeliğimden elde ettiğim bazı enteresan verilerden yola çıkarak zanlaşacakları var. Real Vision oldukça pahalı bir üyelik. Tavsiye etmem. Kritik yerleri zaten ben anlatıyorum. Anlattıklarımı dinleyince dünyaya çok daha olumlu bakacaksınız. Söz veriyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Üç günlük gürültünün sebepleri arasında resesyon korkusu var. Katılmıyorum. Dünkü videomda uzun uzun durdum üzerinde. Japonya'da Merkez Bankası'nın kurları artırması sonucunda carry trade'in dağılması var. Etkilerini bir kısmını anladık. Anlamadığımız ve bizi korkacak yeni şeyler çıkabilir. Dün yine video üzerine durdum. Ama büyük resme baktığımızda aslında bütün olan bir tane şey bence ekonomi açısından olumlu oldu. Çünkü Amerikan doları düşüyor. Amerikan doları bir ay önce 106 seviyesindeyken bu DXY endeksi şu anda 102'ye düşmüş durumda. Bu endeks Amerikan dolarının bütün büyük kurlardan oluşan bir sepete karşı ölçümü. Biraz daha detaya baktığımızda mesela Japon yenine karşı da Amerikan doları ciddi şekilde zayıflamış. Ayın başında bir Amerikan doları 161 Japon yeni ederken şu anda çok daha aşağıda 146'ya kadar inmiş durumda. Çin yuanı ile kıyasladığımızda da nispeten daha yumuşak bir düşüş olmakla beraber %3'e yakın bir düşüş var. Peki niye bu önemli? Çünkü düşük dolar canlı bir dünya ekonomisi için kritik. Dolar düştüğü zaman ticaret yapmak kolaylaşıyor, kredi almak kolaylaşıyor. Ülkeler parasal politikalarında gevşeme daha kolay gidiyorlar. Çünkü kurlarının dolara karşı ezilmeyeceğini anlıyorlar ki bence şu anda Çin'de de, Japonya'da da, Avrupa'da da diğer pek çok ülkede de biraz parasal gevşemeye ihtiyaç var çünkü ekonomiler tıkanmış durumda. Bundan dolayı ne zaman düşük dolar var, dünya ekonomileri o kadar canlı. Bu tabi borsada yansıyor. Çünkü borsa dediğiniz nedir mesela S&P 500 endeksi? iyi şirketlerin karlılıkları nakit akışlarına dayanan bir endeks. Dolar düştüğü anda şirketlerin işleri kolay canlanmaya başladığı için endeksler düzgün hale geliyor. Mesela bu son bilanço döneminde pek çok Amerikan firması Amazon'da bunlardan bir tanesi dedi ki yüksek dolardan dolayı gelirlerimiz düştü. Neden? Çünkü Amerikan şirketleri dünyaya mal satmaya çalışıyorlar. Yüksek dolar olunca mal satmakta zorlanıyorlar. Kur farkları aleyhlerine çalışıyor. Böyle baktığımızda hakikaten dolarla S&P 500 endeks arasındaki ilişkiyi çok net olarak görebiliyoruz. Şu turuncu çizgi dolar endeksi DXY'in gidişatı. Bakın burada dolar endeksi düşmeye başladığı anda Amerikan borsası yukarı doğru gidiyor. Dolar endeksi tekrar yükselmeye başlayınca biraz gecikmeli olarak hemen değil. Çünkü tabii ki borsalarda bir momentum da oluyor ama borsa tekrar aşağı doğru inmeye başlıyor. Doğu endeksi yükselmeye devam ettikçe borsa düşüşünü sürdürüyor. Doğu endeksi ne zaman gevşemeye başlıyor? Borsa yukarı doğru gidiyor. Yaşanan aslında temelde burada çok net bir ilişki. Amerikan doları ne kadar gevşekse, gecikmeli de olsa ve birebir net bir korelasyon olmasa da büyük resme baktığımızda S&P 500 endeksi onu takip ediyor. Neden? Çünkü Amerikan şirketleri düşük dolar ortamında daha kolay iş yapıyorlar. Başka bir göstergede Bitcoin. Zaten Bitcoin yatırımcıların hepsi bilirler. Bitcoin'e dolar ilişkisini Dolar ne zaman aşırı kuvvetleniyor Bitcoin düşer. Dolar ne zaman değer kaybediyor Bitcoin yükselir. Burada bakın ilişkin ne kadar net olduğunu görüyoruz. Doları düştüğü dönem Bitcoin zirveye gidiyor. Dolar yükselmeye başlıyor. Bitcoin düşüşe geçiyor. Dolar yükselmeye devam ettikçe Bitcoin'in düşüşü sertleşiyor. Dolar durup da sakinleşince Bitcoin tekrar yükselmeye başlıyor. Bu kadar net bir ilişki. Yani bu detayına çok daha fazla girmene gerek yok. E bu durumda aslında galiba dünya ekonomileri için iyi bir şey oluyor. Ve belki de bu planlı bir çalışma. Şöyle düşünüyorum. Merkel yanılmıyorsam bu yılın başına iki kere falan Çin'e gitti. Ve belki de Çin'le acaba bütün ekonomileri nasıl canlandırırız konusunda sohbet edildi. Ve Çin dedi ki ben parasal gevşemek istiyorum ama dolar bu kadar güçlüyken gidemiyorum çünkü kurdan çok gol yiyorum. Ne yapmamı istersin demişse eğer Merkel demiştir ki faizleri düşür. Çünkü faiz düşünce Amerikan doları değeri düşecek. Güzel. Japonya'yla? ile Japonya bakıyorum Merkez Bankası birdenbire faiz artırmaya başladı. Oysa aslında Japonya uzun zamandır bir miktar enflasyon istiyordu. Enflasyonu çok kabul edilebilir seviyeler buçukta. Bir yandan döviz piyasasına müdahale ediyor. Bir yandan faizi yükseltiyor ve Japon yeni Amerikan doları karşısında güçlendiriyor. Evet burada carry trade'den dolayı ve borsanın bu yeni rejim diyelim algılamasından dolayı bir çalkantılı dönem yaşıyor ama sonuçta olan şey dolar aşağı doğru gidiyor ve doların aşağı doğru gitmesi ekonomi ve dolayısıyla borsa için iyi bir şey. Dolarla beraber aşağı giden bir şey daha var. O da ne? Amerikan 10 yıllıkları. Yani faizler aşağı gidiyor. FED faizleri düşürmedi ama piyasa faizi düşürüyor. Dolarla faiz düşüyor. Adeta birbirini paralel takip ediyorlar. Mayıs 29'dan beri 10 yıllıkların faizi %20 civarında düşmüş durumda. Şurada görüyorsunuz. Faiz düşmesi de piyasalar için yine iyi bir şey. Çünkü daha düşük faiz olunca daha kolay kredi bulunuyor. Daha kolay yatırım yapılıyor. Daha kolay tüketim yapılıyor. Yani piyasa Fed'i bu çerçevede beklemedi. Kendi işini zaten görmeye başladı. Bu son günlerde yaşanan bu Japon carry trade meselesi de yine faiz düşüşlerini de süper hızlandırmış durumda. Para Amerikan tahviline doğru hızlı bir akış yaptı bu karmaşık dönemde likiditeyi sağlamak için. Peki bu parasal gevşemeye neden gidiyorlar? Çünkü ekonomiler yavaşlamış durumda. Bu ISM endeksi meşhur Amerika'daki üretim sektörü nasıl gittiğine dair endeks ve biliyorsunuz kötü gidiyor. 50'nin altına gittiği sürece resesyon korkusu var. Ve geçen hafta Perşembe de oldukça düşük bir veri geldi ve piyasalar paniğe kapıldılar. Bunu toparlaması lazım. Bunu yukarı doğru çekmediğimiz sürece Amerika resesyona girecektir. Bu nedenle de parasal bollaşma ve doların düşmesi, faizlerin düşmesi şu anda şart. Bunu şart olan başka bir mesele de Amerika'daki işsizlik oranı şu anda 4.3'ü bulmuş durumda. Bu Fed'in kabul ettiği oranın üstü. FED ne diyordu? 2025 ve 2026 için %4.1 ve %4.0. Bu yıl için %4'ü hedefliyorlardı. %4.3 ona için alarm verici bir seviye. Dünkü yayında bahsetti bu 4.3'ün çok doğru olduğunu tahmin etmiyorum ama önemi yok. FED'in bunu doğru kabul etmesi benim için yeterli. Çünkü eğer işsizlik bu seviyede yüksek ve FED bundan korkuyorsa yine FED'in faiz gevşetmek için bir sebebi var demek. Ve piyasalar bunu fiyatlıyorlar şu anda. Mesela Şuradaki ilk kalın çizgi Fed Rate Cuts Price in True January 25. Yani Fed'in ne kadar faiz indireceğinin göstergesi bu. Ve işte şuralarda hiç faiz indirmeyecek galiba derken şu anda faizin %4'lere kadar ineceği 2025 ocağına kadar yani önümüzdeki 4-5 ay içerisinde görülüyor. Şu anda %5.25 olduğuna göre kabaca 4 veya 5 kez 25 bas puanlık indirim fiyatlanıyor. Bir ara bu 1'e inmişti. Yılın başında 6'ydı sonra 1'e indi 3'e çıktı. Şimdi 5'e kadar çıktı. Niye 5'e kadar çıktı? Son günlerdeki gelişmelerden dolayı. Ve bu gelişmelerle beraber başka ne düşmüş? Bakın dolara şu aradaki çizgi DXY aşağıya ve 10 yıllık Amerikan faizleri aşağıya doğru gidiyor. Yani parasal gevşeme şu anda fiyatlanıyor ve bu fiyatlamayı net olarak grafiklerde görüyoruz. Üyesi olduğum Real Vision'ın bir ölçümü var. GMI Financial Conditions Index deniyor. Finansal Koşullar Endeks diye çevirebiliriz yani Türkçe'ye. Bu endeks iş yapmak isteyen şirketlerin veya harcama yapmak isteyen tüketicilerin paraya ne kadar kolay ulaşabildiğini yani genel finansal ortamın kolaylığını ölçüyor. Ve bir yandan da mesela emtia fiyatları gibi fiyatları da bakıyor ki şirketler kolay iş yapabiliyor mu? İş gücü pazarına bakıyor. Elemanlar pahalı mı? Ucuz mu? Vesaire. Ve bütün bunlardan bir Kondisyon endeksi oluşturuyor ve diyor ki bu endeksi yukarıda olduğu sürece şirketler can canacaktır, Piyasalar da yukarı doğru dolayısıyla gidecek. CMI şu anda 56.9 olarak ölçülüyor. Buraya henüz bu son faiz düşüşleri ve doları gevşemesi girmedi. Onlar girince bence bu sayı biraz daha yukarı doğru gidebilir. Öte yandan ISM 46.8. Peki geçmişe baktığımızda ne olmuş? piyasadaki finansal koşullar gevşediğinde ISM onu gecikerek işte bunun açıklamasına göre 9 aylık bir gecikmeyle takip etmiş. Yani şu anda bu gecikmenin acısını yaşıyoruz ve bu gecikme sırasında demek ki grafikte görmüştük zaman zaman düşüşlerde yaşanabiliyor. Ama ISM'in yönü finansal koşullar yukarı doğru olduğu sürece yine pozitif olacaktır. Zaten dün hizmet tarafındaki ISM verisi geldi. Ve Amerika'nın hizmet tarafında bir sorun olmadığı ekonomi canlı olduğunu gördük. Zaten borsalarda biraz toparlayan o oldu. Geçen hafta bunun olabileceğini söylemiştim. Yani hizmet tarafında daha farklı olabilir mesele diyordum. Hakikaten de ilk sonuçları aldık. Üretim tabii biraz daha geç adapte olabiliyor bu işe. Çünkü üretimin önce envanter yaratması lazım, üretim kapasitesi yaratması lazım, eleman yaratması lazım. Ama bence eğer bu finansal koşullardaki gevşeme devam ederse Amerika üretim tarafı da oraya yetişecek. Yalnız unutmayın Amerika temelde bir hizmet ülkesi üretim ülkesi değil. O yüzden hizmet PMI'nde, hizmet ISM'de olanlar bizim için daha önemli. Tabii bu finansal koşulların gevşemesi bir yandan da küresel likiditeyi de artırıyor. Çünkü ne oluyor? Madem faizler düştü, şirketler mesela daha fazla borç almak istiyorlar. Piyasaya daha fazla para girmeye başlıyor. Yani kabaca böylece global likidite de artmaya başlıyor. Burada da 5 aylık bir gecikmeli bu işin olduğunu söylüyor CMI. Diyor ki 5 ay sonra piyasadaki likidite de çok ciddi şekilde artacaktır. Çünkü şu anda piyasalarda temel finansal koşulların gevşemesi hızlı sürüyor. Bakın 2020-21-22'nin başlarına kadar piyasalarda finansal koşullar süper gevşek. Hatırlayın faiz sıfırlar civarında. inanılmaz bol para var, enflasyon yok. Sonra bütün bunlar terse soruyor. işler kötüye doğru gitmeye başlıyor. Şimdi ise tekrar finansal koşullar gevşiyor ama henüz likidite bunu yakalamış durumda değil. O da arkasından gelecek gibi gözüküyor. Nitekim baktığımızda global likiditeye Oradaki artış eğilimini de görmeye başladık tekrar. 2021 22de COVID sayısı süper artmıştı. Düştü, biraz arttı, düştü arttı ama temel eğilim yukarı gibi. Hani böyle bir teknik grafik olarak bakacak olursak sanki yukarı doğru kıracak gibi gözüküyor. Global Ligidite Bitcoin'u nasıl etkiliyor? Daha bariz bir grafik yok herhalde. Yani. Daha evvel de benzer grafikler paylaşmıştım. Ne kadar Ligidite o kadar Bitcoin'de artış. Bitcoin'un Global M2 para tedariğiyle, karşılaşması da burada. Burada da ilişki gayet nete benziyor. Küresel olarak çok sayıda ülke para arzını arttırdıkça bu Bitcoin'i yukarı doğru çekiyor. Yani 2022'deki müthiş Bitcoin atağın arkasında da bu vardı. Sadece Bitcoin değil S&P 500'de de aynı şey geçiyor. Eğer finansal koşullar gevşerse 6 ay gecikmeyle S&P 500'de yukarı doğru gidiyor. Burada Nasdaq biraz S&P 500'ün önünde koşan bir yapı. Niye? Çünkü Nasdaq'ta teknoloji firmaları var. Daha çabuk, daha düşük yatırımla bu finansal gevşemelerden ve büyümelerden istifade edebiliyorlar. O yüzden Nasdaq biraz daha hızlı koşuyor. Ama Nasdaq'ta da bu geri çekilme oldu. Şimdi bu hızlı koşuşun bedene ödüyoruz biraz. Sonra muhtemelen o da kendini yukarı doğru yine toparlayacak. Bir de tabii Çin meselesi var. Bu da enteresan bir veri. Çok hoşuma gitti. Çin'in genel olarak her yılın ikinci yarısında likidite bollaştırdığını görüyoruz. Hiç değişmemiş bu döngü. Niye? Çünkü yeni borç ödemesi gerekiyor. Bu nedenle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in de parasal gevşeme gideceğini görmek çok da zor değil. E bu durumda parasal gevşeme olacaksa bu kaçınılmazsa Bitcoin'e dahil olmak üzere bütün kripto varlıklarda, Nasdaq'ta, S&P 500'de bütün kıt varlıklar aslında buna altın gibi, gümüş gibi daha klasik emtiyada da koyabiliriz. Bir yükseliş beklemek gayet mümkün hale geliyor. Ama öyle hissetmiyoruz değil mi? Yani mesela Bitcoin çok acı veriyor bu aralar. Sert çekilişler, sert düşüşler bir sürü şey oluyor ama şu biraz büyük resme baktığımızda Bitcoin zaten hep bunu yapıyor. Bakın burada 2018'deki geri çekilme %75, 2020'de %41.29, 2021-22 arasında %40, 2022-2023 arası %72.96. Şu anda ise zirvesinden 122.14 gerisinde. Yani bir miktar daha geriye çekilebilir mi? Çekilebilir ama nakit bollaşma teorisi eğer işliyorsa ki bütün işaretler işlediğini gösteriyor. Bitcoin'ın önü açık demektir. Bu hangi altcoin'in önünü açar açıkçası bilmiyorum. Ben de altcoin bir tek doğrucu var şu anda. Birazcık da Solana var şu anda. Onun dışında ben alt fark pek anlamam. Ama muhtemelen orada da kaliteli, işte neye göre kaliteli olur bir altcoin bilmiyorum. Onların fiyatını onu yansıyacaktır. Yani şu sıralar çekilen acı kripto pazarının genelinde bu geçiş acısı diye düşünüyorum. Ama bazı altcoin'lerde acı sonsuza kadar da sürebilir. Unutmayın ben burada bitcoin'e ve birkaç büyük altcoin'e odaklıyım. Ve Real Vision'ın bu konuda bir tabiri var. Banana Zone. Banana Zone yani muz bölgesi aslında hani saçma sapan hızlı yükseliş bölgesi öyle bir isim vermişler. Ve oraya yaklaştık diyor. Yani geçmişten örnekler veriyor. 2012'den, 2016'dan, 2020'den Banana Zone işte burası ne bileyim bu Şibalar'ın falan onlarca yüzlerce kat büyüdüğü dönem. Bitcoin'in 3000'den 60.000'e 60 belki atak yaptığı dönem. Onun öncesinde izliyor ve şu andaki düzeltmeleri Boring Zone sıkıcı bölge olarak tanımlıyor. Ve bu gayet doğaldır diyor. Bakın burada çeşitli örneklerde vermiş farklı tarihlerde. Bunun tabii ne zaman şuraya geçeceğinin bir garantisi kimse bilemez. Bir de ne bileyim ben şu anda işte İran-İsrail meselesi var ortada karıştıran. Japonya'da acaba göremediğimiz sorunlar mı var? Yani hemen buraya net geçeceğiz gidin atlayın işte kriptoları hisse senetlerini doldurun demiyorum. Dünkü videonun uzun uzun anlattım. Ben önümüzdeki dönemi sakin bir akümülasyon dönemi olarak görüyorum sadece. Ama gittiğimiz yer bu gibi gözüküyor ve bu banana zone yani bu saçma sapan yükselme dönemi işte sizler buna alt kolcu olarak boğa pazarı diyorsunuz. Yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Çünkü tekrar hatırlayalım. Dolar düşüyor, Amerikan 10 yıllıkları düşüyor. Doların ve Amerikan 10 yıllıklarının düşmesinde hükümetlerin direkt rolü var gibi gözüküyor finansal koşullar gevşiyor. Emtia fiyatları aşağı inmiş durumda. işçilik maliyetleri aşağı inmiş durumda. Kurma daha ucuza kredi kullanabiliyor. Tüketici aynı şekilde Amerika'da mesela mortgage ucuzlamaya başladı. Parasal gevşeme genellikle bu ekonomik koşulların iyileşmesini takip ediyor. Çünkü daha fazla piyasaya para çıkıyor. Daha fazla piyasaya para çıkınca da bunun geçeceği varlıklar arasında bitcoinler ve hisse senetleri elbette var. Bunların zamanlamasını yapmak ne yazık ki mümkün değil ve bu son 3 gündür yaşanan türbülanslardan tekrar da yaşayabiliriz. Ben önümüzdeki dönemi çok sert dalgalı görüyorum. Bugün işte borsalar bayağı bir yukarı gidecek gibi gözüküyor ama yarın yeniden inebilirler. Çünkü bu arada çok haber akışı var. Ama bu boring zone meselesi kafanızı yatmışsa ve daha belki 4 döngüdeki buna işte hep halvening sonrası gerçekleşen döngülerdir. Olanların tekrar olacağına inanıyorsanız biraz sakin kalma zamanı. Bu şu anlama gelmiyor. Ben alt koyuncuları görüyorum. %90 zarardayım hala tutuyorum. %90 zararda tutmayı da pek doğru bulmuyorum. Yani daha yukarılardan stop losslarla yürütmek bence daha iyi ama hani ben bir alt değilim. Bitcoin tarafında zaten geri çekilişler bizim eski alıştığımız geri çekilişlerin çok çok gerisinde. Ben bu yüzden oraya da, onu da bakıyorum. Aynı sebeplerden dolayı da Nasdaq ve S&P'ye de onu bakıyorum. Nereye kadar? O parasal gevşemenin zirve yapacağı yere kadar. Muhtemelen 2025'in ortalarına sonlarına kadar. Tabii ki aralarda sert geri çekilmeler olacak. Veya işte ben boğa pazarını asla gününde izleyeceğim. O anda bir gol yiyeceğiz bir yerden ve borsada pozisyon değiştirmeleri vesaire olacak. Bunu hep yaşayacağız. Ama ben hala yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Hatta daha yukarı doğru hiç gitmediğimizi daha işin çok çok başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü unutmayın Bitcoin hala all time high'in oldukça gerisinde. Nasdaq şu anda all time high yani en yüksek zirvenin gerisine çekilmiş durumda. S&P 500 öyle ki oralarda da zaten belli başlı büyük hisse senetleri çıkarttığımızda geri kalan hisse senetlerinde neredeyse yılbaşından beri hiç kıpırdama yok diyebiliriz. Bu çerçevede hala boğayım biraz daha korkan bir boğadan fırsat arayan boğaya dönüşüyorum. Yani evet bu perşembe yaşanan işleri, perşembe, cuma, pazarı İlk başta anlayamadığım için korkmuştum fakat şimdi kafamda resim yavaş yavaş oturuyor. Oturdukça da korkun yerine başka faktörler oluyor. Burada tek istisna Japonya'da bilmediğimiz bir şeyler patlayabilir mi? Bu kadar son 3-4 gündür yaşanan bu piyasa sirkülasyonu belli finansal kuruluşlar üzerinde büyük hasar yaratmış mıdır? Birileri iflas edebilir mi? Bunu bilmiyorum şu anda. Onları biz hep bir kara kuğu rezervasyona koyalım kenara. Ama onlar bile olsa onun da çözümü yine belli vadede para basmaktan gelişiyor. Bu çerçevede biz bu banana zona ne zaman geleceğiz zamanlama mümkün değil. Ama sabırlı, sakin, düzgün, ortalama maliyet yapan insanları fena günler beklemiyor gibi düşünüyorum. Kriptoda da, Nasdaq'ta da S&P 5. Sorularınızı beklerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.